Vahyin doğum ayı olan Ramazan'ı neden açlık suretinde kutluyoruz? Hakikaten de başka şekilde de kutlayabilirdik. Mesela ekstra namazlarla kutlayabilirdik. Mesela ekstra infaklarla kutlayabilirdik. Mesela hac bu zamana denk getirilebilirdi. Tam da hac bu mevsimde yapılabilirdi. Onunla kutlayabilirdik. Neden oruç? Neden oruçla kutluyoruz? Zira beden ikincildir. Ruh birincildir. Ruhun üç yüzleri olan irade, akıl ve vicdan. Bunlar da acıkır. Esasen bununla şu mesaj veriliyor. Ey kul, Kur'an okunmak, anlaşılmak, yaşanmak ve yaşatılmak üzere indirildi. Kur'an'ı anlamak, anlayan yerinizi öne çıkarmak demek. Bedeninizi arkaya atın, ikincildir. Yani second'tır. Ruhunuzu öne alın. Aklınızı, iradenizi ve vicdanınızı doyurmayı öne alın. Oruç, bedeni aç bırakıp aklı, iradeyi ve vicdanı doyurmaktır. Onun için oruç aslında yemektir. Ama bedenin yemesi değil, midenin yemesi değil. Oruç aklın yemesidir. Zira okumak anlamaktır. Anlamıyorsanız okumuyorsunuz demektir. Okudum ve anladım demeye gerek yok. Eğer anlamamışsanız okumamışsınızdır. Bu anlamda Kur'an okumak, Kur'an anlamayı içerir. Eğer Kur'an ile muhatapsanız ve Ramazan size Kur'an'ı getirmişse, Ramazan'ın söylediği size şu: şimdilik aç bıraktığın yerleri doyur, doyurduğun yerleri aç bırak. 11 ay doyurduğun yerleri arkaya al, 11 ay yeterince besleyemediğin yerleri öne al. Onları besle. Onun için Kur'an'ın doğumunu, doğum ayını açlık suretinde kutluyoruz. Cevabı budur.